Merhaba sevgili izleyiciler. Ben Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin ikinci yayına katılıyorum. Ve Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin kurucular arasında yer alan arkadaşlarınızdan bir taneyim. Onun adını yaşatmak, onun yüceliğini yaşatmak da bizim için onur veriyor. Elimizden geldiği kadar bu yeni seçilen yönetici arkadaşlar da böyle bir işte yaza merhaba, müzeye merhaba diye başladılar ama belki bu benim ikinci ama benden önce de bir sürü arkadaşlar yaptı. Ben de yarın Hubiyar'a doğru Salı günü yol alacağım. Dolayısıyla güzel şeyler yaptığımızı görebiliyorum. Hubiyar Sultan'dan geçen kısa bir benzetmiştim. Hubiyar Sultan Türkiye'nin en büyük ocaklarından bir tanesi. Türkmen geleneklerini, göreneklerini yaşatan. Eğer bu sanatçılarımızla Hubiyar Sultan'a ait, Hubiyar Sultan'ın bugüne kadar adını yaşatan dağı, beli, yolu, cılgası, yaylası, türküleri de bu sanatçı arkadaşlarımın atalarından aldıkları eserle de bugüne kadar geldi. Yani Pir Sultan, Hubiyar Sultan, Kulümmet, Keçici Baba, o bizim bölgemizde Derviş Ali çok önemli eserler olan hepsi o bizim Tokat bölgesinde Erenler Diyarı'nda yaşamakta. İşte Hubiyar Sultan da bunlardan bir tanesi. Şimdi efendim iki tane dost, iki tane arkadaş. Oğluyla birlikte sevgili Zümran ve bizim gerçekten biz ona çınarımız diyoruz, sevgimiz diyoruz. Ve çağrıldığı her alanda iki sanatçımız da Hızır gibi yetişen maddi Eyvallah. manevi herkesin yanında olan iki tane değerli dost sanatçı arkadaşımla birlikteyim. Biri Zileli, biri Almuslu. Aslında Tokat'a baktığımız zaman Tokat'ın Almus, Reşadiye, Niksar müzik birbirine yakındır. Niksar'da cümbüşü, klarneti daha çok görürüz. Reşadiye'de kavalın yurdudur, orada görürüz. Kemanı, sazı Almus'ta daha çok görürüz. Tokat merkeze yakın yerde görürüz. Ama Zile Turhal Artova'ya baktığımız zaman da orada da şunu görürüz. Yani Toros Dağları'nın bir arkasını, İç Anadolu, Orta Anadolu'nun eserlerini görürüz. Kimi görürüz? İşte Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yurdu ve Sivas ağzını da o bölgede gayet iyi görürüz. Dolayısıyla bugünkü türkülere baktığımız zaman Tokat türküleri hariç ama ülkemizin farklı alandaki türküleri de güzel yorumlayacaklarına inandığım iki tane kıymetli dost, sevgili Gülfidan Aksoy ve Zümran Ersoy. Gerçekten ben de ne zaman çağırsam bir şey olsa onlarla bu hayatın güzelliklerini, bu türkülerin güzelliklerini paylaşmaya devam ederiz. Hani çok uzun konuştum ama şunu da söylemek istiyorum. Türküler o kadar muhteşem ki, türküler zaman zaman ağlatır, zaman zaman düşündürür, zaman zaman oynatır. Ama öyle bir düşündürür ki, içindeki her misranın içerisinde sevdayı, aşkı, hüzünü ve tüm güzellikleri, yaşanmışlıkları türkümüzde görürüz. Eğer bir türkü dinleyen varsa, o senin dostundur. Ondan zarar gelmez ama bu gerçekse, gerçek değilse zaten her zaman kaçınacaksın bu türkülere. Ama türküler nedense yalan söylemez, dik dururlar. İşte sevgili aslan kardeşim de aslan gibi sazıyla, sözüyle, yedi telli sazıyla, mızrabıyla bizlere dokundukça sevgili Hubiyar Sultan üzerinden baktığımız, WhatsApp üzerinden yapmış olduğumuz tüm güzellikleri de onlarla beraber. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Belki çok uzun konuştum ama ben de uzun zamandır ekranlara hakikaten uzaktaydım. Hubiyar'da yaşıyordum. Aşağı yukarı bir ile yakındır. Sizleri de, türküleri de ne kadar dinlesem, sizlerle cemal cemal olmak, gönül gönül olmak, canlı canlı türküler dinlemek muhteşem olacağına inanıyorum. Tekrar tekrar hoş geldiniz, sefa Hoş geldiniz, bulduk. güzellikler getirdiniz, türkülerimizi getirdiniz. Evet, nasılsınız önce? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Teşekkür ederiz Edem, iyiyiz. Çok teşekkür ederim. İyiyiz, sağ Aslanım sen nasılsın? Aslanlar gibi bak arkasından. Hani diyorlar ya bir kadının arkasında mutlaka veya kadının veya erkeğin Evet. arkasında biri durur. Bugün aslan gibi duruyorsun adı üstünde sevgili aslancığım. Eyvallah. Teşekkür ederim, Evet sözü diyorum. size Sağ ol. bırakıyorum. İlk Adı türküyü gibi hanginiz aslan. söylersiniz? Sizde söz. Şöyle diyeyim, ben Hubiyar Sultan Alevi Derneği'nin hazırlamış olduğu bir programda sizlere özellikle çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki birlikte varız. İyi ki birlikte bu kültüre sahip çıkıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği yere kadar, yani nefesimizin sonuna kadar bu kültürümüze sahip çıkmaya gayret edeceğiz dedim. Tekrar sizlere gene Teşekkür ederim. teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşımla, komşum arkadaşım,
ne derler, bacılığım, mecilim, her şeyim yani. Evet. Öyle bir tesadüf ki biz zaten yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz. Şimdi de komşuyuz yani. Birlikte işte bu programda bizi davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Önce bir şöyle bir Hubyar'a doğru gidelim diyorum ben. Buyurun. Demek ki siyasal. Yok yok. Almış bir duman, bağlara hoş gelir, yaylaya yaz çeker. Dağlara hoş gelir, yaylaya yaz çeker. Kalmışım gurbette canım, hallarım yaman. Gurbetin elinden canım köyler yaz çeker. Gurbetin elinden canım köyler yaz çeker. Boz. Canım sazlar yaz çeker. Nerede o aşıklar canım sazlar yaz çeker. Hüdos Bektaş Halim kimse tutmaz sözümü. Dört mevsimde kış eyledim yazımı. Dört mevsimde kış eyledim yazımı. Düzen bulup çalamadım sazımı. Perdeler bozulmuş canım, teller yaz çeker. Bozulmuş perdeler canım, teller yaz çeker. Ağzına yüreğine sağlık. Ben de bu arada çalışıyorum tabii. Gruplarla paylaşmaya çalışıyorum bu programı. Elimizden geldiği kadar başka yerlere de ulaştıralım diye. Çok teşekkür ediyorum Bekleşeli amca da bunu yazdığı için, evet. Böyle bir eseri bizlere evet, bıraktığı çok, için. Daha çok uzun. Ve, en az bu 20 kadar da ben 3 tanesini okudum. Emeğine, evet. Kalemine sağlık. Albüme dokunmuştum ben bunu. Çok da güzel yazmış. Evet, eline yüreğine sağlık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Şimdi efendim bu arada biz tabii Tokatlı iki tane çok kıymetli baba oğlu aramızdan ayrıldık. Aslında evet. Tokat türküleri biraz yasta diye düşünüyorum. Geçen günde 40'ı verildi. Sanıyorum Cuma günü de 40'ı verildi Murat abinin. Yani şimdi ne kadar da desek ateş düştüğü yeri yakar. Murat abiyi beden olarak geri getirmemiz mümkün değil. Ama onun eserleri yüreklerde yaşayacağından ailesi ve onu sevenleri emin olabilir. Çünkü memleket hayranı, memleketini seven, anında üreten, anında söyleyen çok kıymetli babayiğit bir sanatçımızdı. Onun boyu değil, yüreği çok babayiğitti. Yazdıkları babayiğitti, söyledikleri babayiğitti. Oğlu da bir o kadar öyleydi. Hepimizin başı sağ olsun, başımız sağ olsun.
Ben onu çok fazla kullanmak istemiyorum ama Murat abinin ürettikleri bas tarihiyle birlikte gönüllerde, yüreklerde, türkülerle birlikte yaşayacağına inananlardanım. Onun için de hepimizin başı olsun. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Saygılanıyoruz. Mekanı cennet Evet, olsun ruhu içinde. saygılarınız. Evet, sevgili Zümrancığım, senden de bir türkü alalım, ondan sonra biraz sohbet edelim. Eyvallah. Biz de o zaman bir acı rüzgar eserse diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgiyle, azimle, yürekten eğer gidilirse aşılmadık yol kalmaz. Deretepe, Eyvallah. fırtına, onun gücü yetmez. Ağzına yüreğine sağlık ama bu eser kime aitti? Ben orayı kaçırdım galiba mahlasını. İsmail. Aşk Hüseyin'e aitti. Evet, peki, Hüseyin eyvallah. Baba'ya. Yüreğine sağlık Hüseyin Baba'ya. Böyle bir eser bizlere bıraktığı için, benim de bunu bilmemem için kocaman bir ayıp. Kendisine teşekkür ediyorum onun için. Efendim, hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 13-14 aydır işler durgun, evdesiniz, bir yerlere gitmiyorsunuz. Ve böyle her gün hiç güzel bir haber gelmeden, hiçbir haber olmadan, her gün kötü haber duyarak 13-14 ayımız böyle gitti. Ben köydeydim, çok fazla haber dinlemiyordum, çok da bakmıyordum ama gene de insan duramıyor, bakıyordu. Siz neler yaptınız? Kısa bir anlatır mısınız? Önce Gülfiren ablaya başlayalım. Dedem biz de vallahi herkes gibi eve kapandık kaldık. Ama bizim biliyorsunuz ben malum çalıştığım için hiçbir engel olmadı Allah'a şükürler olsun.
Evet. Sabah Allah'ıma dua ederek evimden çıktım, işime gittim. Geçen sene işte bir 4 ay pandemi izini kullandırdılar. Biz Evet. özel bir sektörde çalıştığımız için ondan sonra geri çağırdılar. Mücadelemize devam ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Allah'ıma şükürler olsun. Rabbimin verdiği sağlığımızı, sıhhatimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzun kazancı için, işte, sağlığımız için, sıhhatimiz için, dostlarımıza paylaşmak için mücadelemize devam ediyoruz bu yolda. Çok şükür Peki, yaramazlık yok. peki Zümrancığım siz neler yaptınız? Siz de biraz Şimdi konuşmuştuk Hüseyin ama abi, daha önce. Hasan ablam tabii ki işine gidip geldi ama benim gibi müzikten kazananların durumları daha kötü oldu. Biliyorsun 1,5-2 Evet. yıldır evlerimize hapsolduk. Yeni yeni bir kutlama var. İnşallah önü açılır. İnşallah herkes evine ekmeğini götürür. Bizim de hep TV'lerde, haberlerdeydi kulağımız, gözümüz. Sanatçılara böyle sahip çıkılacak, şöyle işte Kültür Bakanlığı böyle yardım edilecek. Ayrıyeten MSG üyesiyiz ama bir yardım da alamadık. Tabii müracaatlarımızı ettik. İnşallah iyi. Herhangi bir şeye ulaşmadılar ama değil mi size? Yani bu kadar Evet, bazı işte arkadaşlarımız sanatçılara. tabii ki alabildiler. Bazı arkadaşlarımız şey yapamadılar, yararlanamadılar. Ama bundan Ya sonra inşallah iyiye gider. sizin aileden kimse yararlanamadı. Yani ne oğlun ne de sen Evet, yararlanamadın. yok, yok. Peki. Ne yapalım? Şimdi efendim Gülfiden Aksoy böyle konuştu çalışıyorum dedi ama şimdi ana yüreği başka bir yürek. Yani ana adı üstünde toprak ana, suyun kaynağı ana, hava ana, analar başka bir şey. Zaman zaman evlatlarının hatalarını o gül eyler analar. Yaşamını da bir şekilde devam ettirir. Aslında Gülfidan onlardan birisi. Her anne var Evet. ama Gülfidan'ın Eyvallah. yaşadıklarını bildiğim için Evet, onu eyvallah. da Evet. Doğru, çok hiç bu kadar zorluklara rağmen yüzünden hiç o tebessüm eksik etmedi. Çünkü yaşamı sevmek, evet. yaşadığımız dünyada yaşamak gerektiğine inananlardan birisi olduğu için öyle devam etti ama gene de Allah kolaylık versin diyorum sevgili Allah. kardeşim Gülfiler Cümle Aksoy'a. dostlarımıza. Şimdi efendim yani bunları konuşacağız ama sizce şey Bizde nasıl gidiyor? Yani türkülerimiz tam anlamıyla söyleniyor mu? Özellikle Tokat'taki türkülere siz çok tokatlar duydum. Ben İstanbul dışı, yurt içi, yurt dışı sürekli seyahatlerim olduğu dönemlerde bizim Tokat türküleri çok eleştirildi. Yani eleştirilmeye de hala musahip devam ediyor. Yani bu konuda düşünceleriniz nedir? Üstelik Tokat'ta şöyle bir şey var. Ben hep bunu söylüyorum. Söylemeye de dilimin döndüğünce devam edeceğim. İşte Kulümmet'in, Uyar Sultan'ın, Pir Sultan'ın ki Pir Sultan bir dağın arkasında Ulu Erenlerin hatta Erzurumlu Aşık Emrah'ın dahi Tokat'ta olduğu bir dönemde biz Tokatlılar kendi bölgemizdeki o değerlerin eserlerini okumamak için elimizden geleni yapıyoruz. Örneğin başta Kulümmet olmak üzere. Bugüne kadar sadece bir sanatçı arkadaşımız Kulümmet eserini Tokatlı albümüne koymuş. O da kusura bakmasın içine etmiş. Adını Orijinalini söylemek istemiyorum. bozmuş. Orijinali de bozmuş. Üstelik para da almış onu söylemek için. Parayla söylemiş. Vallahi. Anonim bir eseri. Ama şimdi okuduğumda ben bir daha buradan tekrar edeyim. Bir gün Antep ve Adana'dan yola çıktım. Çok anladım, kısa anlatıyorum. Otoros dağlarından Çanakkale'ye geldim. Çanakkale'den de Yunanistan, Bulgaristan'a gittim. Her bölgede söylenen üç türküden bir tanesi Kulümmet ve o zaman çok etkilendim. Biz Kulümmet'e niye sahip çıkmıyoruz dedim. O gün bugün Kulümmet eserlerinin, Kulümmet Ustad eserlerinin, yani işte iki tane Kulümmet var. Birisi Kulümmet, biri de Kulümmet Ustad. Bunların ikisi farklı farklı insanlar. Kulümmet, bu Kulümmet Ustad'ın evinde 7 yıl saklı kalan, aşığın evinde kalan Kulümmet. Çünkü üstadına söylüyor. Kulümmet üstadım dediği bütün eserleri ona söylüyor evinde. O nedenle iki tane şey var. Fark etmez bunun ikisini biz birleştiriyoruz, Kulümmet diyoruz ama maalesef sanatçılarımız bunu albümlerine koymuyor. Bir sanatçı olarak, özellikle bir kadın sanatçı olarak bu konuya ne dönüyor diyorsunuz? İkinizin de düşüncelerini almak istiyorum. Ondan sonra türkülerimize yavaş yavaş devam ediyoruz. Vallahi dedem iyi bir konuya değindiniz. Eğer ki bu
üstadlarımız bu eserleri bırakıp gittiyseler, bunu uslubuyla okumak, hiç otantiğini bozmadan, kelimelerini, sözlerini değiştirmeden okumak, söylemesi bence daha mantıklı. Ha. Eziyorlar, büzüyorlar, öyle diyorlar, böyle diyorlar. Yani bu ben kendi görüşümce bu eserlerin sahibine saygısızlık demektir. Olmaması gereken şeyler bunlar. Peki, teşekkür ediyorum. Zümran'la da bu konuyla ilgili hemen bir cümle alıyorum. Çünkü orada da Sofuoğlu var Zile'de. Doğanaylardan bir tane Sadık Evet, Doğanay Sadık var. Doğru. Evet. Şimdi onların eserleri de yani böyle kullanırken çok, demin çok iyi şeydi Gülfiyan Aksoy, zedelendi. Adları değiştirdi, Evet. mahlaslar Tabii, değiştirdi. Bu tabii, konuyla ilgili tabii. de yorumlarınızı almak istiyorum. Şimdi ne diyelim hocam? Herkese de saygı duyuyoruz ama dikkat edilse daha iyi olur tabii ki. Bazı Evet. eserleri alıyorlar, rock yapıyorlar. Hani gençler sevsin, bu kültür yürüsün, Ama taşınsın. mahlasları kullanmasınlar, evet yani. Yani Tabii ki. almasınlar, emeği hiç katmasınlar. Vallahi Hüseyin abi bizler biliyorsun Cemler'de sazların arkalarında büyüdük. Ey Bugün de canım benim. öyle güzel muhabbet ki böyle koltuklarınızın altında olmak. Evet. İnşallah bu Peki. kültürü taşırız daha ileriye. Teşekkür ediyorum. Hadi başlıyoruz. Siz, yani ben sıralayı söylemiyorum. Ortakta söyleyebilirsiniz. İkiniz bir de söyle, ayrı ayrı da söyleyebilir. Sözü size bırakıyorum. Yani Gülfü Hanım Şimdi ve Zümran demiyorum. Siz kendi aranızda anlaşın. yani şimdi Hüseyin abi bizi Gülfidan ablayla festivallere bırakacaksın. Evet, değil O mi? yüzden bugün Aynen biraz öyle. böyle sıkıntıda kaldık gibi Yok oldu yok, benim. güzel Güzel oldu. oldu. İnşallah, inşallah. Bizim dünyamız geniş ama festivallere mutlaka gitmelisiniz. Ekmeğinizi İnşallah. çıkartmalısınız. O konuda da yolunuz açık olsun, hızır yardımcınız olsun diyorum. Sözü yine size Allah. bırakıyorum. Cümlemizin. Biz biraz önce Murat Akkaya'yı hatırlattık. O her zaman zaten gönlümüzde, kalbimizde yaşayacak. O bizim için, Tokat kültürü için, yani tüm Türkiye için büyük bir varlıktı. Mekanı cennet olsun. Aramızda Çok Nihken şahane. ayrıldı ama takdirin önüne gelemiyoruz. Hele hele oğlu da aynen öyle. Çok sahnelerde karşılaştık. Yani dört dörtlük bir efendiydi. Hatta bir gün benimle böyle yarenlik etti. Yahu dedi Aksoylar dedi piyasaya çıkalı dedi. Biz dedi artık köprüden bu tarafı geçemiyoruz dedi. Ben de dedim ki dede dedim sen çok kazandın. Biraz da dedim biz kazanalım dedim. Evet. Şaka diyeyim dedi. Öyle bir şakalaştık. Ruhu şad olsun. Onun gene ben albümleri de okudum. Bir türküsünü okuyalım. Yeni mektup aldım gül yüzlü yardan dağlar mor menekşe gel diye yazmış. Eyvallah. Mektubun içinde bir sarı çiğdem. Menekşeler de bitti gel diye yazmış. Ah salım gurbet ah. Yeni mektup aldığımda gül yüzlü yardan dağlar mor menekşe geldi diye yazmış. Mektubun ucunda da bir sarı çiğdem menekşeler bitti de geldi yazmış. Mektubun içinde de bir sarı çiğdem menekşeler bitti de geldi yazmış. Bağda bahçede ötüyor kuşlar yaprağa bürünmüş kuru ağaçlar. Sürüler kuşluğa gelmeye başlar yayla zamanı geldi geldi yazmış. Bağda bahçede dım ötüyor kuşlar, yaprağa bürünmüş de kurum ağaçlar. Sürüler kuşluğa da gelmeye başlar, yayla zamanı da geldi geldi yazmış. Sürüler kuşluğa da gelmeye başlar. Yayla zamanı da yaklaştı geldi yazmış. Beni bağladı da kuzalım gurbet. Hayat mücadelesi bu telaş gayret.
Kısmet olursa köyüne gidecek Murat. Gügükler de öttü, geldiği yazmış, geldiği yazmış. Beni bağladı da bu zalim gurbet. Hayat mücadelesi de bu telaş gayret. Kısmet olursa da köyüne gidecek Murat. Gügüklerden öttü geldi yazmış. Kısmet olursa da köyüne gidecek Murat. Ah, gügüklerden öttü de geldi yazmış. Ah, salım gurbet. O zaman hemen ben arkasından Murat abinin anısına gelsin. Şu fani dünyadan göçtüğüm zaman yavrularım yoksun benim gözümü dönün. Eyvallah, buyursun sen de. Ruhu şad olsun. Kardeşlerim yumsun benim gözümü, eyvah gözümü. Cennet olsun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bize hayli mesajlar var. Çok da izleyen var. Bazen bir barim yükseliyor çıkıyor izleyenler arasında ama sırada bayağı var. Ama bir tane bizi Murat Küsmez, Cengiz ve Sevil, Cengiz Han ve Sevilhan Kelleci hem hizmet etti sağ olun bize hem de bizi izliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyor. Rıza Yurdagül Çakmak, Bülent Kılıç. Affınıza sığınıyorum diyor Aslan Yıldırım arkadaş.
Canlar, hoş gönlünüze sığınıyorum ama diyor, kulağımızdaki kullandığınız kavramlar hiç hoş Alevi dilinden seçmediğinizi merak ediyorum diyor. Aynı Aslan Yılmaz bir aşağısında da ağzınıza yüreğinize sağlık diyor. Adı üstünde Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin sitesinden yayın yapıyoruz. Ve dilimiz tamamen anlaşılır bir Alevi Türkmen ocağının ve onun taliplerinin, onun sevenlerinin sanatçılarıyla birlikte yapıyoruz. Bizim söylediğimiz türkülerden ve konuştuğumuz dilden gayet anlaşılır bile olduğu için sevgili Aslan Yıldırım'a da buradan cevap vermiş olalım. Melek Balta bizi izliyor. Sakine Güneş böyle devam ediyor. Şu an gördüklerimi sizle paylaştım. Trans'ın arkadaş izliyor. Ve bizi güzel övgülerde yazıyorlar bu anlamda. Aslan arkadaşımıza da, Sayın Aslan Yıldırım'a da iki cevabı birden vermiş olduk. Evet efendim, şimdi dedi ki bu korona döneminde 106 tane sanatçı arkadaşımızın intihar ettiğini söylemiştik. Şimdi Zümra'nın söylemlerinde de şey çıkıyor. Devlet el uzattı ama bizler bir şey alamadık. Şu mudur bizler bir şey alamadık dediğinizde? Yani birileri kolu uzun olanlar aldı. Yani örneğin işte Yavuz Bingöl ve ekibine uzun olanlar aldı. Geliyor. Ama geriye kalan bölümdeki insanlar alamadı mı diyoruz? Öyle mi bir düşünüyoruz yani? Asıl bu kültürü bizlerin yaşattığına da inanıyorum Hüseyin abi. Biliyorsun Anadolu'da hiçbir sosyal faaliyet yok. Bizler bir düğün yaptığımızda, bir etkinlik yaptığımızda, bir cemevi açılışı yaptığımızda o gurbetteki yokluğu, acıyı, hasreti, ayrılığı yani o kadar halkın yüzünde görebiliyoruz ki onların dili oluyoruz aslında. Son bir müracaatımızda da MSG'ye yine bu sanatçılardan bir hikaye istediler. Yani hani müracaat edenler de hikayeniz nedir diye. Aslında güzel de bir konuya değinmişler. Hikayemiz nedir? Çocukluğumuzdan beri yani yüreğimizden gelen halkın diliyiz aslında. Biz onların diliyiz. Yani orada bir uzun hava okurken bir teyze gelip ah yavrum benim yavrum bu bayramda gelmedi bu türküleri bana söyledin diyorsa demek ki biz yerine ulaştırıyoruz yani bu mesajı. Elçiliğimizi yapmış oluyoruz. Yapmış yani oluyoruz. Türkülerle halkın arasındaki bizler elçiyiz. Bizler yani. Zor durumda kaldık Hüseyin abi. Mekan sahipleri, çalışanlar buradan milyonlarca insanlar evine ekmek götürdü. Bunun garsonu var, ne bileyim organizatörleri var, fotoğrafçıları var, gelinlik satanları var da var. Demek ki dedim şunu söyledim Hüseyin abi. Demek ki bizler susunca dünya sustu. Bizmişiz dünyaya neşe katan. Ama şöyle de bir şey var yani ben tabii bunu ülkemde bu ülkede doğmuş, büyümüş, yaşamış, bu ülkeyi karış karış dolaşmış birisi olarak tüm kültürleri en azından görerek gözleriyle görmüş bir insan olarak ülkemde sanki özellikle son bir 7 aylık sürece geriye doğru baktığımızda sanatçıların aslında ülkenin en önemli varlıkları olması gerekirken evet. Ve bunu icra edenlerin en önemli ülkeyi temsil eden olması gerekirken maalesef ülkeyi yönetenler tarafından en sonuncu sınıfa koymaları da birey olarak ben sanatçı falan değilim. Sanatçının yanında olan birisi olarak. Birey olarak beni üzmüştür. Bu konuya ne diyorsunuz? Hepimiz üzgünüz Hüseyin abi. Yani ben sanatçı değilim derken siz kendi adıma söyledim. Siz de bir sanatçısınız benim gözümde. Yani bizler sizlerin arkasından yürüyoruz. Bugün ben evde oturuyor olacaktım. Atıyorum Hubyar Sultan Alevi Kültür Dernekleri bu yayını yapmasa, sizler bu yayını yapıp bize bu teklifi sunmasanız, ben yine kendi kabuğumda oturuyor olacaktım. Bir bütünüz, öyle bakıyorum. Sonuçta siz de yani bu kültüre hizmet ediyorsunuz. Ya benim söylemek istediğim şuydu. Şunu da diyorum Hüseyin abi, sözünü kesiyorum. Her belediye kendi etrafındaki sanatçıyı korusa kollasa atıyorum. Biz burada Pendik Belediyesi'ne bağlıyız. Burada kaç sanatçı, kaç müzisyen çıkıyoruz? Belki 30 kişiyiz. Yani bu da güzel bir şey. Hani herkes kendi etrafındakini kollasa. Ben şunu demek istedim. Yani tabii senin söylediğin de çok mantıklı da. Yani ülkede bir ülkenin temsilcileri en önemlisi sosyal, kültürel anlamda sanatçılarıdır. Sanatçıları halkın söyleyemediğini, işte halkın söyleyemediğini, haykıramadığını, oynayamadığını, gözünden yaşın çıkmadığını türkülerle ve ağıtlarla, halaylarla söylerler. Dolayısıyla bir ülkenin sanatçısı ülkenin aynasıdır. O anlamda ben o soruyu sormuştum.
Kültür elçisiyiz, kültür elçisi. Evet, peki. Siz kültür elçisiniz. Bir türkü daha alalım. Haydi girelim. Artık size bırakıyorum. Buyur abi. Ne yapalım şey? Bir şey yap işte. Ne çalıyorsan ben de onu söyleyeyim. Bakması dinleyicilerimiz, Hüseyin dedim biraz zorlanıyoruz. O da neden biliyor musun? Düşünsene 1,5 senedir program yapmıyoruz. Ses süre evet. Dura. Nefes korularımız diyorsun azaldı. Şey, nefes almakta zorlandım. Gerçekten. Ya, biz kendi kendimize söylüyoruz. Yani albüm falan yapmıyoruz. Sohbet ediyoruz. Biz muhabbeti cem yapıyoruz. Yani. Şu an bir cem yapıyoruz. Eyvallah. Hüseyin. Evet. Efendim siz ne söylemek istersiniz? Ne dersiniz? Ne anlatmak istersiniz? Ha Türk olarak mı Hüseyin abi yoksa muhabbet mi edelim? Ya, fark etmez. İkisi de olur. O zaman ben hemen içimden gelmişken Pınar'ın yolunu cılga eylemiş. Eyvallah. Buyurun. Bahracı koluna halka eylemiş. Sel boylarına da kurban olduğum kahkili yüzüne terle eylemiş. Perden eylemiş
Selvi boylarına kurban oldum. Kah gülü yüzüne perden eylemiş, perden eylemiş. Gemilerim kaldı derya yüzünde, ne dibine dalar ne de yol çeker. Feleğin vurduğu bunca dert yükü, ne yer kabul eder ne de gök çeker, ne de gök çeker. Feleğin vurdu bunca o yükü, ne yer kabul eder ne de gök çeker, ne de gök çeker. Çıkmıştan başına bulgur seriye, bir el etsem bütün köylü görüyü, köylü görüyü. Sen orada gül yar, ben de burada, bütün gözlerine uyku giriyor. Sen orada gül yar, ben de burada, nasıl gözlerine uyku giriyor. Başına bağlamış oyalı kuşu, kudretten çekilmiş hilaldır kaşı, hilaldır kaşı. Her zaman böyledir feleğin işi, bir güzeli bir çirkine veriyor. Her zaman böyledir feleğin işi, bir güzeli bir çirkine veriyor. Huri melek misin, perisin peri, döndürme yönünü, beri dön beri, beri dön beri. Varsın desinler ki çınarın yari, seni sevdiğimi herkes biliyor. Varsın desinler ki çınarın yari, seni sevdiğimi herkes bilir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu türkü Çamşı'ya mı ait, Arguan'a mı ait? Çınar'a ait. Sevgili Ali Çınar'a. Üç kardeşler var Hüseyin abi. Çınar'da. Tamam, ama burada işte Çamşı Kazı var. Evet, çok evet. Da güzel yorumladın. Yüreğine sağlık. Şimdi bizi Almanya'dan arkadaşlar izliyor. İsmail Engin Marmaris'ten izliyor. Sakine Güneş var. Levent Safran. Hubiyar Sultan Paylar. Nazım arkadaş, Nazım Dinç bizim Esenli köyünden, Hafiye bağlı.
Esenli Dona'dan sesleniyor. O da Almanya'dan bize katılıyor. Sevgili Hüseyin Toprak Hubiyar Sonar Ev Kültür Derneği'nin eski yöneticilerinden ama şu an o annesini kaybetti. Sivas Karlıköy'ünden bizi izliyor. Hepinizin Kaşık yüreğine sağlık diyor. Bekir Telci, Mesut Kaşık devam ediyor. Arkadaşlar izliyorlar, sağ olsunlar. Demek ki bunun biraz daha yorum bir şey yapsaydık daha da güzel yorumlar ve izleyenler çoğalacaktı. İnanıyorum ki daha ilerleyen saatlerde de geç saatlere kadar da insanlar tekrar tekrar izliyorlar. Bizi izleyen, dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü söylediğiniz her mısrada çok güzel şeyler yatıyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Bu sizin söylediğinizden sonra Aşık Veysel'in çok önemli bir şeyi var. Yıllar önce söylemiş. Aşık Veysel 1973'te sanıyorum Hakk'a yürüdü. Bozuk düzen, bozuk düzen, bozuk terazi tartı. En yakın dostlarım dönmüyor, dönüyor sırtı. Ne kadar zorlaştı yaşamın şartı. Düşman belli değil, dost belli değil demiş sevgili Aşık Veysel'imiz. Yani bunu söylediği yıllar 1960'lı yıllarda söylemiş bunu. Geriye doğru dönersek 60 yıl, 61 yıl önceki bize buradan bir dörtlüğünü sizlerle paylaştım. Bunu söyledi. Hakikaten şu dönemimize baktığımız zaman nasıl bir dostluk, nasıl bir arkadaşlık, nasıl bir ülke, nasıl bir komşuluk diye hepimiz soru işaretleriyle düşünmeye başladık. Ama ben şuna inananlarım. Yedi hak aşığı milletin ulu ozan dediği, benim de hak aşığı dediğim, yedi hak aşığı yolu göstermiş, inancı göstermiş, direnci göstermiş. Her şeyden önce doğa ve insan sevgisini ortaya koymuş. Karacaoğlan demiş ki aşktan yana söylenenlerin hepsini söylemiş. Aşık Veysel gözleri görmediği halde bize kocaman bir dünya bırakmış. Ve Ankara Üniversitesi'nde çalgı bölümünde öğretim üyeliği yapmış bir dost. Aşık Mahsuni Şerif Pir Sultan'dan sonra 1900'lü ve 2000 yılların hale değişmeyen söylem ve sözleriyle dimdik bize gösterdiği bir yol var. Türkiye'nin en çok en genç kaybettiği Aşık Daimi hepiniz biliyor musunuz ama çok genç yaşta Kazım diye çok aydın, çağdaş, üniversite mezunu düşüncesinden dolayı katledildiğinden dolayı çok genç yaşta 21 yaşında katledildi. Annesi ağlayı ağlayı artık gözlerinden kan aktığını gören daimi bir eser yazar. Bu eser de bizim en sevdiğimiz aslında ders verilen bir eserlerden bir tanesi. Ne ağlarsın benim zülfüsyam, bu da gelir, bu da geçer, ağlama demiş. Ve en önemlisi, madem ki ben bir insanım dedi daimi, Davut Sulari. Bize çok önemli hak aşıklarımız, yani yedi hak aşıktan sonra aslında insan sevgisini, doğa sevgisini bize bırakarak bir dünyadan çekip gittiler. Siz sanatçı arkadaşlarım da inanıyorum ki onların eserlerini gelecek nesillere ve dinleyen toplumlara aktarmaya devam ediyorsunuz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sözü size bırakıyorum. Gene türkülerle devam edelim diyorum. Buyurun. Gene büyük halk ozanımızı anmışken hepsinde mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Bizlere bu güzel eserler bıraktıkları için. İşte bizim de dilimizin döndüğünce, elimizin yettiği yere kadar yaşatmaya, okumaya çalışıyor. Mahsuni Şerif'ten bir eser okuyalım. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Evet, bu mesaj çok önemli bir mesaj. Bugünlere de anlatan bir mesaj. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayri nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler.
nem kanalı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çeksem otursam, saraylar kurup da asker yetirsem, hediyem yoktur ki yâre götürsem. Çok teşekkür ediyoruz. Üstad biliyorsunuz 17 Mayıs'ta Hakk'a yürüdü. Mahsuni Şerif'i de buradan evet, saygı duyalım. Bugün bir anısını daha anlattı. Buradan paylaşmak istiyorum. İzledim sosyal medyada. Ben o bölgeyi gezdim ama kimse bana anlatmadı veya anlattıysa ben de unuttuysam benim eksikliğim diyorum. Şimdi Elbistan'ın iki tane köyü var. Hatta birinin Tokat'tan gittiği söylenmekte. Aşağı Yapalak, yukarı Yapalak diye iki köyü var. Köyün biri Alevi, biri Sünni. Mahsuni Şerif'in o yıllarda kulağı sağır duymayan oğlu, 33 yaşlarında bir oğlu var. Yani çok fazla şeydir. Her yeri gezer. Onu herkes karnını doyurur. Bir gün o köye gitmiş. Ramazanlık deline de döneri almış. Yiye yiye o köyün içinden geçerken sonra güzel bunu bir dövmüşler. Bir de dayak yemiş. Sonra bunun kimliğine bakmışlar. İşte Ramazan'da ne yiyorsun falan diye kimliğine bakmışlar. Soyadı Mahsuni. Erol Mahsuni, özür dilerim. Ondan sonra bakmışlar, üzülmüşler. Ya demişler, biz bir Mahsuni'nin oğluna nasıl bir el vurduk. Sonra ona cebine para koyuyorlar. Gene bir şeyler yediriyorlar, alıyorlar. Orada adam diyor ki, oğlum bir daha bu Ramazan aylarında bir yere gidersen şöyle yapacaksın diyor. Gittiğin yere bakacaksın. Böyle yapanlara, böyle denlere asla uğramayacaksın. Dayağı yersin. Ama böyle saç çalanlara diyor, orada diyor karnını doyuracaksın, gideceksin diyor. Şimdi diyor ki Mahsuni Şerif, tamam oğlum böyle yapmış, anlatmışlar ama diyor, ben diyor o böyle yapanlara da gidip saz çalıyorum, bizimkilere de gidip saz çalıyorum. Aslında ikisine de yaranamadım. Ben ne Aleviyim ne Sünniyim, ben insanoğluyum, insanım, insanım diye böyle de bir anısını bugün anlattı Mahsuni Şerif'i. Bu eserinden dolayı da tekrar tekrar saygıyla anıyoruz. Onlar yüreklerde yaşamaya devam ediyor bu mısraları yazdıklar için. Evet, siz ne diyorsunuz efendim? Yani bu Mahsuni Şerifler, yeni Mahsuni Şerifler yetişecek midir? Kadın sanatçı arkadaşlarımız ön planda mıdır? Kadın sanatçı arkadaşlarımızla sanat camiasında kurumlarımız, kuruluşlarımız, inanç yerlerimizde sahiplenme var mıdır? Sahipleniyorlar mı insanlar? Yani destek oluyorlar, bu anlamda söyledim. Zümran, söz sana. Şimdi nasıl diyeyim Hüseyin abi, geçmişteki bizim üstadlarımız bize güzel bir dünya, güzel bir inanç, güzel bir kültür bıraktılar. Ama ben bu saatten sonra tedirginim. Yani bir üreticimiz yok, hep tüketiciyiz. Maalesef. Şöyle bakıyorum, hani hepimiz tüketiyoruz, doğru mu Fidan abla? Aynen, tabii tabii. Ne olacak bunun sonu? Hatta birinin bir yerde bir söylemini duymuştum kulağıma. Artık demiş, yani Türk halk müziği üretmek, daktilo üretmek gibi bir şey diye bir söz geçmiş bir yerde. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Kaygılarım var gelecekte. Şundan mı, şöyle mi? Yani şimdi Türkiye'de ve dünyada iletişim çoğaldığı için eskiden şu türküler, ya yaylaya gidiyorduk. Yayla türküleri vardı.
Evet. Mektup yazıyorduk. Mektup kalktı. Mektup yazmıyoruz. Kalem kağıt kullanmıyoruz. Mendillere işleme işlemiyoruz. Bir tarafına adımızı, bir tarafına sevdiğimizin adını, ortasına kanadı kırık bir güvercin, bir sevgi, bir kırmızı gül işlemiyoruz. Onun için türküler üremiyor. Ekim biçmiyoruz. Alılar haydiyar demiyoruz. Yani evet. Üretim burada oluyordu. Yani tırpan sallamıyoruz. İşte gelin herkiler kolunda suya gidiyor, su getirmiyor. Nasıl söyleyeyim? İşte koyundur, kuzudur. Özellikle şu bizim çeşmeler, köylerimizdeki eski çeşmeler önemli bir, çok önemli bir yerdir. Çünkü aşkların, sevdaların, hüzünlerin, dedilerin, koduların paylaşıldığı bir yerdir o çeşmelerimiz. Ama maalesef o çeşmelerimiz de yok. Artık elimizde bir cep telefonu var. Aşkım eve geç geliyor, SLM. Yani her şey. Hüseyin abi, en güzel dile getiren de sevgili halk ozanımız Ali Kızıltuğ. Bizim köye benzemiyor geleli. Pınarlarda kurumuş, çeşmelerde akmıyor, köyler benzemiyor eskiye. Sen Ali'ye benzemiyorsun geleli. Bir günde bize sen Hüseyin'e benzemiyorsun, sen Zümran'a benzemiyorsun, sen Gülfidan'a benzemiyorsun diyecekler bir gün. Evet, maalesef. Doğru söylüyorsun. Doğru. En güzel dile getiren ozanımız sevgili Ali Kızıltuğ. Ruhu şad olsun buradan. Peki. Şimdi ama şöyle olur. Diyorum Hüseyin abi, eğer biz de bugün bu dijital ortamda bu programı yapabiliyorsak yine ne mutlu. Ben ümidimi kesmiyorum. Hani diyor ya Nazım Hikmet, umuda kurşun sıksa da ölüm, unutma umuda kurşun işlemez gülüm diyor. Bunu yıllar önce söylemişti. Yeter ki o zaman bu umutlarımız bitmesin. Bu içimizdeki umutlarımız bitmesin. İşte üretim, sizin dediğiniz üretim mekanizması olması gerekir. Yani işte bu saydığımız hak aşıklarının devamları olması gerekir. Umarım olur diyoruz. Gene de umudunu yitirmiyoruz. Evet, söz türkülerde olsun diyoruz. O zaman ben de şöyle bir yöre yapayım. Yine Tekeli Dağı'na doğru gidelim. Ne varsa oralarda var. Haydi. Eyvallah. Hadi. Diyarına gidelim diyelim. Çıktım yaylalara, yayla düz gibi diyelim. Yaşlarım yeşil ırmak selinden, o da gelir hubiyarın elinden, mekan durun orada, durun turnalar, o da gelir tozanlının elinden, mekan durun orada, durun turnalar, hubiyara niyaz. Of of, yüce dağ başına da yağmaz mı dolu, yağmaz mı dolu? Yarinden ayrılandan anam, anam, anam olmaz mı deli, olmaz mı deli? Günde 15 kere de gördüğüm yarı, gördüğüm yarı.
şimdi Altaylar'da da göremez oldum, göremez oldum. Bahar gelir yaylalara göçerdik, eşimle dostumla sohbet ederdik. Hep beraber Hubiyar'a, Dokuzlar'a giderdik. Nerede o eski günler, yayla yaz çeker, yayla yaz çeker. Ofum, yüce dağ başından da aşırdın beni, aşırdın beni. Konulmaz dertlere de düşürdün beni, düşürdün beni. Madem soysuz da bende gönlün yoğdu, gönlün yoğdu. Niye doğru yoldan da şaşırdın beni, şaşırdın beni. Anam haber bekler seher yelinden, gözyaşların yeşil ırmak selinden. O da gelir Hubiyar'ın elinden. Mekan kurun orada, durun turnalar. Mekan kurun orada, kalın turnalar. Hubiyar aşkına niyazımız olsun. Yaylanızın yolunu da yaya yürüdüm yaya. Yaylanızın yolunu da yaya yürüdüm yaya. Anam kimin oğlusun da benziyorsun bizim soya. Anam kimin oğlusun da benziyorsun bizim soya. İşveli cilveli yar, yar yar yanaklarına. İşveli cilveli yar, yar yar yanaklarına. Vay vay. Şu akuşun gürgenleri yıkılmadı mı? Yar üstüme yar sevmeye sıkılmadı mı? Başında da kar var, duman yok. Şu zalimin oğlunda da din var, iman çok teşekkür ediyorum. Şimdi teşekkür çok da güzel iki tane benim çok değer verdiğim çocukluk arkadaşım, biri Viyana'dan, biri de Almanya'dan. İkisi de Turan, biri Turan Bakıcı, biri Turan Aydın. Nurten Deniz Önal bize burada sevgi ve selamlarını. Gene Almanya'dan Gönül Elgin Cülhacı bizi dinliyor ve iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor.
Ali Kaya Amasya'dan sevgili dostum oradan izliyor. Ayhan Aytaç bize yazıyor. Mesut Kısacık şey diyor, kanı sıcak. Ne mutlu bu türkülerle büyüdük ablacık diyor. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere diyor tabii bunları, bana demiyor. Şimdi biz o kadar güzel ederiz. Yorumladınız ki bunları içinizden yorumlarken iki şeyi unutmamak lazım. Alevi Bektaşi geleneğinde turnalar çok önemlidir. Yani turnaların yeri çok farklıdır. Turnalar Ali'yi anlatır, Ali'nin avazını anlatır. Hazreti Fatma'dan, Hazreti Hüseyin'den selam getirir turnalar. Biz hep öyle bakarız. Turnanın en önemli yönü de dostlarım, kısa anlatıyorum bu mevzu biraz uzun ama turnalardan biri Hakk'a yürüdüğü zaman turnalar çift eşlidir. Turnalardan dişi ve erkek biri Hakk'a yürüdüğü zaman yürüdüğü yerde dişi ve erkek hangisi yürürse 40 gün hiç yemek yemeden yasını tutar, 40. gün Hakk'a yürür. Yani 40 gün eşinin dostlarını ağlar ve onun yanına gider. Turnalar bizim geleneklerimizde ve göreneklerimizde bu kadar önemli, bu kadar seveceğim, bu kadar sevgi dolu. En inandığı da ve direndiğine kadar turnadan selam yollar. İşte Ali'ye, Fatimana'ya, Hazreti Hüseyin'e inandığı gibi, denizlerine, mahirlerine inandığı gibi hep onları turna donunda, turna avazında, turna sevgisinde sever ve anlatırız. Onun için turna avazlı seslerinizle, türküleriniz içindeki turnayı da güzel kullanarak bizim sevgili izleyicimizle paylaşmanız hakikaten muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yazılar yazıyorlar, diyorlar ki bir yarım saat daha uzatabilir misiniz diyorlar. Ben tabii bu yarım saat uzatmayı sizden almak istiyorum. Sevgili Zafer Han, sahil köyümüzden arıyor. Benim sevgili dostum, o da Mehmet Erer. Bunlar hepsi ayrı ayrı sizlere çok uzun yazmışlar, iletiyorlar. Sevgi ve selamlarını iletiyorlar. Bu anlamda da bir kurum başkanlarımız da izlemeye başladılar. Onları görüyorum, izlediklerini görüyorum. Müslüm Metin Çamşık, Hüseyin Aptal Ocağı'ndan, Hüseyin Gazi Metin dedenin yavrusu, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreterliğini yapıyor şu anda. O da bizi Ankara'dan izleyerek katılıyor. Eğer siz isterseniz bir 15-20 dakika daha uzatabiliriz. Söylemediğimiz türkülerimizi söyleyebiliriz. Yani Tokat olabilir, Ali Kızıldu'dan bahsettik, ondan olabilir. İşte bak 2 Temmuz yaklaşıyor, hasretten olabilir. 2 Temmuz'da kaybettiğimiz değerli sanatçı dostlarımızdan, aşıklarımızdan olabilir. Sizi size bırakıyorum. İkili olarak da muhteşem de yorumluyorsunuz. Dilerim izleyicilerimiz ve bize mesaj gönderenleri bu anlamda mahcup etmez diyoruz. Murat Kantekin de bu arada izlediğini söylüyor. Zeliha Engin de ayrıca izlediklerini söylüyorlar. Sözü evet, size bırakıyorum ama türkülere bırakıyorum diyorum. Veda ediyoruz, türkülere devam edelim derim. Ya siz ne dersiniz? Bugün... Aslan oradan konuşmuyor ama. Hüseyin abi. Hüseyin abi bugün özel bir gün. Bugün babalar günü. Evet, ben onu en sona söyleyecektim ama sen durmadın. Patladım, başta söylüyordum. En tüm bu güzel dedim, türkülerimiz şey bugün babalara gitsin diyelim. Peki öyle yapalım o zaman. Babalarla ilgili de sona doğru güzel cümleler aktarırız. Evet. Ne diyoruz? O zaman aramızdan ayrılan halk ozanlarımızı da biraz önce andık. Mekanları cennet olsun. Bizlere bu güzel türküleri, eserleri bıraktıkları için her zaman kalbimizde, yüreğimizde taşınmak zorundayız. Elimizden geldiği kadar biz de onların türkülerini yorumlamaya çalışıyoruz. Akarsu'dan bir türkü okuyalım. Ne okuyalım Aslan? İstediğinizi okuyalım, fark etmez. O zaman önü de 2 Temmuz olduğu için sevgili Akarsu'dan yine gönlüm hoş değil diyelim. Evet. Ne kadar evet. Gülsek de Hüseyin abi hoş gönlüm. De, onu da anlatmak istiyorum. Yani kendi ağzından dinlemiştim. Bu ozanlar hakkındaki güzelliği de paylaşmak istiyorum. Yine gönlüm hoş değil mi yazan Mahsuni Şerif. Diyor ki Mulis Baba, diyor baba bu benim ağzıma çok yakışıyor. Gençliğime de yakışıyor diyor. Buna ben mahlas verip okuyabilir miyim diyor. Kalkıyor ondan razılık alıyor. Okuyabilirsin Esen Selim'dir diyor. Evet. Yani gibi çalmıyor yani. Gülabi çalıyor. Aşık Yener diyor ki bu modern hırsız diyor. Yani güllerine, yollarına gül doktum Aşık Yener babanın. Ama maalesef işte çalınca Gül abi mahkemelik olunca ortaya çıktı tabii bu.
O da üzücü şey, onun emeği. Aşık çalan da bizden Hüseyin abi. Evet. Haydi buyur, söz sizde. Başka yoldan ulaşıyor bizlere. Evet. Evet. Tamam, yapıyoruz. Aslan. Sevgili tabii, Hüseyin abi. Tabii özgürsünüz. İstediğiniz yerden okursunuz. Ailemizi bize almak tabii ki muhteşemim. Yüreğinize sağlık. Ama bir de şey yapın yani. Az bir ellik yaptınız. Ellik bir işte söyleyelim. Çokat, ellik de yapalım abi. Ellik de olmuyor. Niye olmuyor biliyor musun? Evet, en son bana, yapalım. Bana da ellik koyuyorlar. Yanıyor yüreğim, kor gibi gibi, kor gibi gibi.
kalsın. Örgelerim öz canından bu kalsın. Kaş altından melol mahzun baharsın. Yine bende gönlün var gibi gibi, var gibi gibi. Kaş altından melol mahzun baharsın. Senin bende gönlün var gibi gibi, var gibi gibi. Let's go.
nasıl dayansın yaylanın soğuğuna. Bayar nasıl dayansın yaylanın soğuğuna. Güzel gelini, elli yenişten oyna, yorma güzel gelini. Hop. Mesajlar yanlı. Hangi birini okuyayım? Cemalettin Sezer, Sevim Kaplan, Altın Esen ve vesaire vesaire. Bir sürü arkadaşlarımız sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Çok çok sağ olun arkadaşlar. Şimdi bu ellik türkülerinin hep aynısını söylüyoruz. Şimdi Zümran dedi ki üretmiyoruz, üretilmiyor, üreten yok dediler. Ben kendimi bildim bileni aşağı yukarı şu türkü var. Ya yani ben de 60 yaşıma yaklaşıyorum. Bu arada yaşım da öğrenilmiş oldu. Su gelir mezellikten. Onun bir kafasını değiştiriyorlar. Şimdi aslında bu kadar güzel türkülerin var olduğu bir yerlerden sürekli farklı bir türküler çıkmaz mı? Niye böyle içinde bedduası olan türkülerimiz var? Yani özellikle tokat türkülerinden bahsediyorum yani vardır ama. Hüseyin abi aslında... sen Arguvan'a bak beddua derken. Arguvan türküleri daha ağır. Ama Arguvan türküleri ne Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında bu anlamda bedduasını da izleyebiliyorsunuz. Evet. Ben tokat türküleri sadece Reşadiye Almuz kıyısından çıkmadığı için bunu söylüyorum. Çıkan da yanlış algılıyor. O anlamda söylüyorum. Haklısınız. Zaten ben bir otokada bakmıyorum. Genel anlamda Arguvan'a da bakıyorum. Diyor ya Arguvan'da, Argo şey türküsünde, bayanın ardında mal mı yayılır, döşeğin üstünde nar mı söylür? Döşeğin üstünde nar soyulmaz. Bu başka bir şey var. Yani bunların hepsinin yorumlayabiliriz, açabiliriz, yorumları farklı verebilir ama ben sadece bu ellik konusundaki konuya değindim. Umarım böyle kısa zamanda Allah kısmet ederse bugün yarın yine bir televizyonda olacağız. O zaman bu konuyla ilgili gerçekten sizlerin görüşüne, düşünceme, düşüncelerinize, söylemlerinize ihtiyaç olacak. O anlamda bana katkı sunacağınıza inanıyorum. Benim hedefim de deminki sizlerle bahsettiğimiz gibi gelecek olan çocuklarımıza, arkada bak Aslan hem saz çalıyor, hem sosyal medyayı takip ediyor,
hem de Orkun'u kullanıyor. Yani üç işi birden yapıyor. Onu görebiliyorum. Bu gençliğimize, genç nesilimize iyi şeyler aktarmak için, çünkü internete giriyor 11 saniyede Google, Hazreti Google'da ne var ne yok öğrenip bize bilgi veriyor. Dolayısıyla çocuklarımızın anlayabileceği bir dilde, yüreğinin ve gözlerinin aynı anda hissedebileceği güzel türküler üretmek kaydıyla, o türküleri umutla bekleyip umutla halka sunmak adına çok iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Daha yaşınız. Ben o zaman Hüseyin çok... abi kültürü taşıdım o zaman. Tabii taşıyacağız. Oğluma yani. Taşıdım. Başka yerlere de taşıyacağız. Sadece biz değil, herkes dinleyecek yani, sahiplenecek. O anlamda bunu söyledim. Sağ olun. Siz de bana örnek vererek buna katıldınız. Doğrudur. Önünüze saygı duyuyorum. Her zaman yanınızdayız. Çok haklısın. Evet, zamanımız daralıyor. Aslında zamanımızı 20 dakika geçtik. Ama arkadaşlarım gene yazıyor devam etsin diye, ama ben de sizi yormak istemiyorum. Ali Kızıltuğ dediniz, andık. Madem adı geçti, ondan bir türkü alalım, söyleyelim. O zaman şöyle yapalım Hüseyin abi, müsaaden evet. Olursa. Hı-hı. Onun türkülerinde oğlum çok iyi okuyor. Ondan alalım bir tane Kızıltuğ türküsü. Tamam, ondan bir türkü Kızıltuğ'dan alalım. Ondan sonra ikinizin ortak söyleyeceği bir türküyle babalara da bir mesaj verelim, programımızı bitirelim. Eyvallah. Anlaştık. Tamam. Anlaştık. Evet. Eyvallah. Aslanım, aslanca türkü istiyoruz senden. Haydi bakayım. Söylesene ben ne zaman güldüm yar. Zalim yar derdine düştüm düşeli. Söylesene ben ne zaman güldüm yar. Her zaman da ağlanmaz ki ağlayam ağlayam ağlayam. İçerime atan öldüm yar öldüm. Taşlarda yanmıyor ahtıma. Kızıltuğunda beni dola baktığına. Dağlar taşlarda yanmıyor ahtıma. Kırık sazımla da meydem meydem geldim kapına kapına. İster azat eyle de, ister öldür yar, öldür yar. Kırıl sazımla da neyden geldim kapına. İster azat eyle yar yar, ister öldür yar, öldür yar. İster azat eyle de, ister öldür yar, öldür yar. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi duygulandırdın. Eyvallah. Şimdi Ali Baba son zamanlarda ne söylediği anlaşılmıyordu bu türküleri söylese bile yaşından dolayı.
Çok da bağırıyordu ama o kadar tane, o kadar anlayışlı, o kadar yüreğime ve gözüme dokunan bir şekilde söyledin ki çok teşekkür ediyorum. Ali Baba'nın da ruhu şad olsun diyorum. Yattığı toprak, yattığı yer onu incitmesin. O, ben ona hep dumansız bir fabrikasın Ali Baba diyordum. Sen hep üretiyorsun diyordum. Evet, o ürettiği fabrikadan bir tanesini sen o güzel yorumunla okudun. Sana çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun, Hızır yoldaşın olsun. İnandığın, güvendiğin, hayalini kurduğun, hissettiğin, bu dünyada yaşamak istediğin seninle olsun sevgili kardeşim. Ufkun açık olsun sevgili Aslan kardeşim, sağ olun. Evet, programımızı sonlandırıyoruz. Sizin son söyleyeceğiniz dükkan önce ben şöyle diyeyim. Babalar gerçekten analar gibi mi dersin? Anneler günü olsaydı şimdi bütün Türkiye mağazalar, radyolar, televizyonlar, annelerle ilgili muhteşem programlar, muhteşem dizeler, muhteşem hediyeler alırdı. Biz de hep annemiz için öyle söylerdik. Nedense babalar günü biraz soğuk, ha, olsa da olur, olmasa da olur mantığıyla ülkemizde bakılmakta, onu görüyorum. Ama babaların ben bir çınar olduğunu, toprağa kök salarken evladına ve sevdiklerine zaman zaman içten ve yürekten sevgisini göstermese dahi onu yürekten ne kadar sarıldığını hissedenlerdenim. Ben aslında özüm yüzüm nasılsa yüreğim de öyle. Ben de çocuklarıma böyle candan yürekten hiç esirgemem. Eskiden babaların, büyük dedelerin yanında çocuk ve eş sevilmezdi. Benim köyümde ilk tapuyu herhalde ben yıktım. Büyük de, babamın babası, annemin babası, babam dururken ben buradan giderken siz şöyle durun, önce bir fadiyimi öpeyim, sarılayım, ondan sonra size deyip o tapuları yıkanlardanım. Sonra çocuklarını babalarının yanında sevmezlerdi, sevenlerdenim. Ama bu tapuyu yıkarken de onların razılığını almadan, elini öpmeden, onların bana ufukla baktığı, sabah güneşi gibi baktığı bir şekilde onların razılığıyla bu tapuları yıktım. Babalar hakikaten bir çınar diyorum. Kök salarsa o kökle birlikte toprağı da ailesinde kucaklar. Üstüne de şemsiye olur diye hep hissedenlerden bir tanesiyim. Ne kadar da Türkiye'de babalar günü az kutlansa da tüm babaların günü kutlu, yarını umutlu, sağlıkları yerinde olsun. Aramızdan ayrılan, benim de babam aramızdan ayrıldı tabii. Allah'a emanet. Allah oldu. Tüm ayrılan babaların da o yattığı toprak onları incitmesin. Mekanları cennet, devirleri daim olsun. Her daim güneş sabah onlar için doğuyor ve yıldızlar da gece onların yoldaş oluyor diye inanıyorum. Çünkü sonuçta geleceğimiz noktada bizim de orası hepimizin, hepimizin günü kutlu olsun bir anlamda diyor. Sözü size bırakırken son cümlelerinizi alıyor. Sizin türkülerinizi bırakırken söyledikten sonra ben de veda edeyim diyorum. Ama ayrılmıyoruz çünkü sevgili başkan da sizlere bir merhaba demek isteyecek. Onun için programdan sonra ayrılmıyoruz. Evet, siz ne dersiniz, ne demek istersiniz? Biz buradayız imanım. Oturuyoruz. Yerimiz rahat. Çok şükür. Peki. Cemal Cemela. Gönül. İyi, o zaman söylemlerinizi alayım veya Türkiye alayım. Biz önce sizlere çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyon hazırladığınız için. Bizleri de konuk aldığınız için. Önce Hubiyar Sultan'a niyazımız eyvallah olsun. Eyvallah. Ha, konuk ondan bizleri ayırmasın. Rabbim bizi bildiklerimizden geri koymasın. Yolumuzdan ayrı koymasın. Allah Allah. Ben aramızdan biraz... ayrılan babaların, yaşayan babaların da babalar günü kutlu olsun. Ama ben şunu söylemeden geçmeyeceğim. Buyurun. Ben çocuklarımın hem annesiyim hem babasıyım. Eyvallah. Evet, ben onu biliyorum. Ben aslında demin ki ima ettiğim şekil oydu. Yani başta seni anlatırken söylemek istediğim oydu. Yani açıklamamı söylememe gerek yok. Ben çocuklarıma hem babalık yaptım hem de analık yaptım. Hale de yapıyorum. Yaptığım görevden de Rabbime binlerce şükürler olsun. Gururluyum, onurluyum. Eyvallah, eyvallah. Evet sevgili kardeşim. Evet, ben de sevgili Hüseyin abim, başta Hubiyar Sultan'a aşkın yazlarımı sunuyorum buradan. Eyvallah. Sancağının altından ayırmasın bizi, şefaatinden mahrum etmesin. Evet. Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği'ne çok teşekkürlerimi, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sana çok teşekkür eyvallah ediyorum. Bugün eyvallah çok güzel bir muhabbet, güzel bir program oldu. Eyvallah. İnşallah bir gün şey yaparsın, lütfedersin, başkanı da alır gelirsin. Böylece ailecek bir muhabbetimiz olur. Daha olur, canlı. Olur, olur. Fadim de gelsin, olur. Evet, Fadim şu an köyde. Fadim de bekliyoruz. Olmaz zaten. Fadim'le başımız üzümüz üstüne. Tamam, tamam. Babaların da küçük. Evet, şöyle yapıyoruz o zaman. Sizin ben veda diyeyim ama ayrılmıyoruz vedadan sonra. Yani devam ediyoruz. Siz türkünü söyleyin. Evet sevgili izleyiciler, iki tane dostum, arkadaşım, sevdiğim bölgemizin emektar sanatçıları gerçekten özüyle, sözüyle, duruşlarıyla, anlatımlarıyla, söylemleriyle hem ekranlara hem de gönüllere taht kuran
o tozlu yolların, tozlu dağların, yaylaların, çiçeklerin, meyvelerin, arıların, börtü böceklerin seslerini dile getiren evet, sanatçı arkadaşlarımdandık işte. Sevgili Aslan da arkada bağlamasıyla, orkuyla ve sosyal medyasıyla da bize buradan umut dağıtan, umut ışığı dağıtan genç kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun, yolunuz yolum olsun, inandığınız yoldan gidin. Yollar sizi boş görmeyecektir, yollar size bağrını açacaktır. O güzel dört element de size sahip çıkacaktır. Yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgi kadar özgür, özgürlük kadar vazgeçilmez olun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Sevgili Zümran ve Gülfiden Aksoy'un türküleriyle kalın. Bizden ayrılmayın. Eyvallah. Görüşmek üzere diyoruz. Evet, eyvallah. Söz türkülerden. Eyvallah. Hadi şey. Seyyah olup şu alemi gezerim, seyyah oldum şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu, gün akşam oldu. Kendi efkârımla yar yar okur yazardım, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Haberin aldım, mecnun oldum şu an, giydim dolandım, bir dost buldum ama tez akşam oldu. Mecnun oldum şu an, giydim dolandım, bir dost buldum ama tez akşam oldu. Evet, çok teşekkür ediyorum tekrar. Şunu hemen söyleyeyim. Gerçekten yine Avrupa, Türkiye'den daha duyarlı bu konuda. Onlar bizleri izliyorlar. İstanbul'dan Deniz Çelik, gene Mersin'den Ali Özveren. Ama Avrupa bayağı var. Aynı anda izliyorlar. Buradan Avrupa'ya selam diyoruz. Bizlerden de selam olsun. Evet, şimdi ayrılmıyoruz. Sevgili Aydın Başkan sanıyorum bizlerle bir kısa bir muhabbet edecek sevgili Aydın Deniz. Aydın Deniz bizim Hubiyarların damadı, Hubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin başkanı, Amasyalı arkadaş, Amasya'nın Kayı Köyü'nden, yeni adı Karaçavuş Köyü, bilirsiniz orayı. Gülfidan değil de sanıyorum Zümran daha bilir, onlara daha yakın oralar. Aşıklar diyarı. Evet. Aşıklar diyarı. Öyle. Şimdi evet sevgili Yeşim, rejimiz bizi dinliyor musunuz?
Görüyor musunuz? Evet, dinliyorum. Şimdi katılıyor Aydın Deniz. Tamam. Sen de katıl, sen de katıl. Seni de tanıtalım arkadaşlara. Evet. Sevgili Aydın Deniz. Canlar merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar. Evet. Merhabalar Deniz Başkanım, sağ olasın. Önce sesinize, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Aslan arkadaşımın da emeğine sağlık. Bu yaz dönemi öncesi son sanat kültür etkinliğimizdi. Eylül veya Ekim ayında devam ediyor olacağız. Sizin gibi değerli konuklarımızı tekrar canlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Çok haz aldık, türkülere doyduk. Güzeldi, muhabbet de güzeldi. Sevgili Aslan, sen çok geri planda kaldın ama sesin ve söylediğin türkü gerçekten yüreklere dokundu. Çok hoştu. Tekrar ileride program yapmak isteriz, canlarla buluşturmak isteriz. Sevgili Hüseyin Kelleci'ye de emeklerinden dolayı, sunumundan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle muhabbeti güzel, doyurucu bir keyif aldığımız, haz aldığımız bir program oldu. Herkesin yüreğine sağlık diyeyim ben. Eyvallah, eyvallah başkanım. Bizler de çok teşekkür ediyoruz emeklerinizden dolayı, bu kültüre hizmet ettiğinizden dolayı. Hep birlikte bu kültüre hizmet edebiliyorsak, kültürümüze sahip çıkabiliyorsak bizler için ne mutlu. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah diyorum. Aşkını yaz şimdi, ediyorum. Hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi bizim şu an Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği'nin 7 yöneticisinden 5 tanesi kadın arkadaşlar var. Yani bu çok fazla dernekte olmayan bir şeydir. Şimdi Hubyar Sultan bir gün eve danışmadan evi çıkıyor. Belli müddet geçtikten sonra kılıcını çıkartıp orada bir daşı deniyor. Diyor ki ben gönül adan razılık almadım. Bu kılıcım burayı kesecek mi diyor. Kılıç kesmiyor. Gidiyor gönül adan razılık alıyor. Razılık aldıktan sonra aynı yere geliyor. Aynı kılıcı o taşa vuruyor. Taşın adı kılıç kesen. Buradan da niyaz olsun. kılıç taş ikiye bölünüyor orası. Orada Hubyar şunu topluma sunuyor. Diyor kadın haklarını ön planda duruyor. Yani kadınından izin almadan evi terk eden, inandığı ne olursa olsun o inandığı kılıcı bile taşı çekmiyor. Ama razılık aldıktan sonra o kılıç o taşı çekiyor. Dolayısıyla Hubyar Sultan'ın bu anlamda çok hem toplumsal hem siyasal hem kültürel hem inançsal anlamında da bu mesajların önemli olduğunu inanıyorum. 5 tane kadın arkadaşın aynı yönetimde olup kadınlarımıza da bir ölçüde kadınların var olduğunu, dik durabileceklerini, bu işi yapabileceklerini anlatmak adına yola çıktılar. Ben inancım tamdır kadın arkadaşlara bu işi yapacak. Kadının elinin değmediği yer gerçekten biraz pis olur. Mesela örnek veriyorum. Bizim burada şimdi fadik yok. Buralar darmadağınık. Çıksa bana kızacaksınız. Ama fadik olsaydı çiçek gibi olacaktı. Dolayısıyla kadının her elinin ulaştığı yer çiçektir. Kadın öğreticidir, öğretmendir, anadır, aşçıdır. Kadın her şeydir. Kadın toprak anadır diye bakar. O anlamda Hubyar Sultan'ın bize bıraktığı miraslardan birisi de budur. Yeşim arkadaşım da derneğin sanıyorum genel sekreteri. Aynı zamanda sözcüsü. Yeşim de müzikle uğraşıyor. Yani çok farklı bir ses tınısı var sevgili Yeşim'in. Görebiliyor musunuz? Oradan bir türkü mırıldanabilir. Yani orada buradan dinlemiş oluruz hep birlikte. Yani saza Aslan da bile eşlik edebilir. Hadi senden bekliyoruz sevgili Yeşim'ciğim. Hadi güzel kardeşim benim. Hadi bakayım. Ay bu kadar o kadar güzeldi ki türküleriniz gerçekten. Şimdi ben söylemeye çekiniyorum gerçekten. Sen söyle, söylemeye çekinme. Söylemeye devam edelim. Çekinmek yok, devam etmek var. Söyleyeceksin. Söyleriz tamam ama ne söyleyeceğimi bilemedim şimdi. Ya sen içinden geçeni söyle, hiç fark etmez. Denizli söyle, Aydın söyle, Ankara söyle, Sivas söyle, Tokat söyle. Söyle yani. Tamam. Siz sohbet etmeye devam edin. Ben aklıma gelince söyleyeyim, olur mu? Tamam, hadi bekliyoruz. Peki Aydınciğim, ne diyorsun? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Eyvallah. Ya çok yoğun gidiyor. Özellikle gündemlere müdahale etmek açısından çabalarımız var. İşte geçen gün özellikle bir doktor çıktı. 7-8 yıl önceki paylaşımları ifşa oldu. Evet, ve eski. Bu doktor Beyoğlu ilçe
sağlık müdürüyken o paylaşımlara rağmen atamalar devam ediyor ve kariyerine devam ediyor. Ambulans komite başhekimi oluyor. Onunla ilgili sevgili kadın yöneticilerimiz suç duyurusunda bulundu. Çağlayan adresine. Cuma günü de Berkin Elvan'ın karar duruşması vardı. Orada yine Berkin Elvan'ın ailesini yalnız bırakmadık. Mahkemede destek olduk, yanlarında olduk. Aynı zamanda Türkiye'de biliyorsunuz antidemokratik uygulamaların çok yoğun olduğu bir dönemi yaşıyoruz ve buna karşı da Türkiye'de 225 kurumun yan yana geldiği, farklı demokrasi mücadelesi veren kurumların yan yana geldiği bir demokrasi konferansı var. Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği olarak burada aktif olarak rol alıyoruz ve üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. 24 Haziran'da da Yenikapı'da demokrasi konferansını gerçekleştiriyor olacağız. Nasıl bir demokraside yaşamak istediğimizi orada dillendiriyor olacağız. Çünkü şuna da inanıyoruz. Türkiye'de gerçekten demokrasi gelmediği sürece Alevilerin eşit Türktaşlık hakkına da kavuşamayacağını biliyoruz. Ondan dolayı peki ben seni orada kesiyorum. Şimdi arkadaşlar doktorun mahkemeye vermesinin sebep doktor 8 yıl önce kendi sayfasından bir Alevi kızı olsa deyip çok ağzına gereksiz laf yaparak sosyal medyada o tekrar geri alınarak bizim kadın arkadaşlarımız da onu savcılığa işte suç duyurusunda bulundular. Onun da bilgisini vereyim. Sanıyorum sevgili başkanım kusura bakma kestim. Siz devam edecektiniz ama türkümüz de hazır gibi bakıyor kızımız oradan. O türkümüzü alalım. Ondan sonra sen onu kapat bitirelim yani. Evet. Geçelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum gerçekten Hüseyin abi sunumun için. Sizin de ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet, gerçekten çok güzel bir programdı. Çok sağ olun katılım gösterdiğiniz için. Ben şimdi Hubyar'dan belki izleyenler vardır. Onlara da sevgilerimi göndermek istiyorum. Köyümüzü çok özledik gerçekten. Hepsine sevgiler. Ben bizim oralardan değil öyle bir yeşil ördek gibi daldım göllere. Annem çok sever ona göndereyim o zaman. Şu an benim tamam. Benden uzakta. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Sen düşürdün beni dilden dillere, başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Yeterli sanırım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kimse kimseyi unutmasın. Herkes evet. Birbirine selam ve sevgiyle baksın. Gönülden baksın. Yürekten unutanlar bile geriye dönsün. Ya ben bir çok özür dilerim. Eşeklik ettim. Unuttum deyip geriye evet. Baksın. Abi, özür dilesin birbirlerinden. Başkanım sözünü kestim ama yani kimseyi sıkmamak adına bu anlamda. Yok yok hiç önemli değil. Yani kusura bakmayasın. Öyle. Arkadaşlar da çünkü aşağı yukarı biz 7.30'dan beri rehin ettik. Saat 10'a geliyor. Hayırlı bir zaman oldu oturdukları yerde. Ben geliyor. Son cümlelerimi kullanayım o zaman. Son birkaç alayım. Cümlemi. Tekrar canlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi ya. Gerçekten Türkiye muhabbete doyurdular. Senin nezdinde de sen bizden derneğin kuruluşundan beri varsın. Ben 2004'te girmiştim. 19 yıldır derneğimize kattığın emekler, çabalar çok önemli, çok değerli çabaların oldu, emeklerin oldu, halen oluyor. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve yaz dönemi sonrası eğer müsaitliğin olduğunda da kültür sanat programı sürdürmeni talep tabii, ediyoruz. Evet. Elimizden geleni yapacağız ama ben bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır görüşmeler yaptım. Can TV, Cem TV, Yıldız TV ile görüşmeler yaptım.
Can TV'den rica istedim. Özellikle onlardan razılık istedim. Almanya'daki arkadaşlarımdan. Çok emek vermişlerdi o arkadaşlarım bana. Ben onların razılığını aldıktan sonra Yıldız TV ile aşağı yukarı anlaştık. Yani söyleyebilirim. Sadece neler yapabileceğimiz konusunda yarın saat işte bir toplantımız var. Sivas 2 Temmuz'da Sivas'ta başlayacağız programın mikrofonun karşısına, yani kameranın karşısına çıkacağız. Aslında Cem TV'de de görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla da 3 ayda 4 ayda bir Alevilik adına neler yapabiliriz konulu bir şeye vardık. Yapabiliriz genelde diye. Yani tüm kurumların bir arada ortaklaşa yapabileceğimiz bir program olabilir mi? Her ay değil de 2 ayda bir falan. Onu önerdiler madem bize gelmiyorsun deyip. Onu da işte salı günü bir görüşme yaparak salı akşamı Tokat'a gitmeyi düşünüyorum. Buradan eşyalar götürüyoruz. 10 gündür buradayım ben. Şimdi ben sevgili Zümran, sevgili Fidan, sevgili Aslan kardeşim köye bir ev yaptırdık Kubiyar'a. Evimiz de bitti. Oradaki yaptırdığımız ev bizim evimiz değil. Bizim dostlarımızın gelebileceği bir yer. Onun için hepinizi bekliyoruz. Ben olmasam bile Fadim de annem orada. Yaz boyu orada olacaklar. Biz de olmaya çalışacağız tabii. Hepinizi oraya bekliyorum. Görmek de istiyorum. Oturup muhabbet ediyorum. Muhabbet bir yeri oldu orası zaten. Evet, bu yer yoruma. Hepinizi bekliyorum. Yani bizim oran Arusu kadar yeşil olmasa dahi Arusu'ya yakın bir yeşilliği var. Gülfinar abla bizim mahallenin. Söyleyeyim sana yani. Biliyorum. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum her şey için. Yani hizmetimizde varsa inşallah geliriz. Tamam, bekliyoruz o zaman. Çok, çok sağ olun. Tüm sevdiklerinize selam olsun, sağlıklı sıhhat olsun. Yüreğiniz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. O cennet misali bakış gözleriniz yüreğinizi eksik olmasın vücudunuzdan. Kendinize iyi bakın. Yeşilim çok teşekkür ediyorum sana canım benim.